Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Selamlar millet, ben CyberRose. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle Insta'dan gördüğüm bir oyun oynuyoruz. Hayatımıza yön vereceğiz gibimsi. Çok da fikrim yok. Umarım beğenirsiniz. Bana yine iş çıktı. Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta yaşlı bir köylü kadın tarlada çalışıyormuş. Teyzem. Tamam. Sembollerle süslenmiş bir şişene bulana kadar toprağa kazmış. Şişe güzelliğiyle onu büyülemiş. Köylü kadın ona hayranlıkla bakıp ellerinde çevirip okşarken yanlışlıkla şişeyi kırmış. Mesleki deformasyon. Çok geçmedense sen doğdun. Nasıl yani? Hadi hayırlı olsun. Deden mi çıktım ben amına? Baban şişen, annem teyzen. Ben cin alim miyim, anlamadım ki. Şişeden nasıl çıktım ya, ben okşadılar şişeyi. Ben çıktım. Oğlum o cin ali değil lan. Ne? Cinaslı. Aladdin'i sihirli lamba su amına koyayım ya. He. Ben doğdum, sus. Orta çağda bir köylü ailede doğdun. 11 kardeşin var. Yo. Dikkat çekmek için ne yapacaksın? Ben ağlarım ben. Annen seni kollarına alıp emziriyor. Bu yılki hasat kötüydü. Çocuklara kalan yemek çok az. Sana düşen ön niyetin. Kardeşlerinle daha fazlası için kavga et. Kavga ederim. Abin seni bir güzel dövdü. Ölüyorum. İki canı kaldı. Daha 3 kart sonra bir canı gitti kanka. Ya ben onu kendim gibi oynayacağım. Gece vakti dışarıdan gelen hışırtıyla oynuyorsun. Birden kırış buruş bir el sana uzanıp yatağa dokunmaya başlıyor. Köşede kork, saklan. Bir el kardeşini yakalayıp pencereden ardında iz bırakmadan kaçıyor. Ya bu nasıl bir evren? Amına kodumun iblisleri. Herkes mi zevani? Biraz büyüdün ve ailen senin tavlada diğer çocuklarla çalışmaya yönlendirdi. Tembellik ettim. Tüm hane halkı işlere dağılınca sıvışıp köy meydanındaki panayıra gidiyorsun. Panayır son derece hareketli. Sol tarafta birileri çıplak elleriyle direklere tırmanıyor. Sağda ise bir grup köylü bir şeyler bekliyor gibi. Kalabalıkla bekleyeyim, neymiş acaba? Öldü. Kontun bedava şeker dağıttığı söyleniyor. Bunu öğrenen coşkulu kalabalığın altında eziliyoruz. Sen çok yaşamaz mısın Ahmet? Sana söyleyeyim, şansesleri yaşamışsın. Sen ben orta şansa çağda hiç yaşamazmışım. Hiç. Ben nasıl öldüm ya? Bir daha. Bu ne ya? Aha. Kanlı canlı biri. Oo. Kaç yıldır ilk kez. Neredeyim ben? Araftayız. Ne amına koyayım. Bir tane günah fazla işleseydim. Ya da bir tane sevap. Nasıl araya düştüm ya? Bana yardım edersen seni hayata döndürebilirim. Beni hayata döndür. Tamam tamam. Ama sonra tamam. Tamam. Vücudum kralın hazinesinde. Hayata geri döndüğünde onu bulmama yardım et. Kabul. Ruh seni ışığa doğru yönlendiriyor. Orta çağda köylü bir ailede doğdun. Hayatta kaldığın için şanslısın. Peki bu ne kadar sürecek? Ne de olsa 11 kardeşim var. Emekliyim. Sobanın arkasına gidip boruya dokunuyorsun. Elinde artık yan yatmış şekilde yanık lekesi var. Allah Allah. Elimi gittim soktum yine bir yere amına. Evde emekliyip her şeyi ısırmak istiyorsun. Ama insanlar sana aldırmıyor. Ve adımlarına dikkat etmiyor. Bir köşede otur. Bir köşede hiçbir şey öğrenmeden boş boş oturuyorsun. Çok iyi. Gecenin hakkını düşünüyorsun. Bir şey de öğrenme vakti. Yürümeyi öğrenirsen kendi işini sana yaptırırlar. Konuşmayı öğren ki iste. Gecenin bir vakti uykunda konuşup batıl inançlı ebeveynlerini korkutuyorsun. Babanın uygunsuz bir söz söylediğini duyuyorsun. Tekrar et. Tekrar et. Duyduklarından sonra baban seni dövüyor. Abi daha yeni konuşmayı öğrendik. Niye dövüyor amına koyayım ya? Orta çağ bana göre değil.
Oğlum sen... Biraz büyüyüp sokakta çocuklarla oynamaya başlıyorsun. Saklambaç oynarım. Saklambaç oynarsın. O kadar iyi saklandın ki seni kimse bulamadı. Birkaç gün sonra açıklananı güzere buldum. Ben beyinsiz miyim amına koyayım ya? Baban seni yakalıyor ve tarlaya çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağa süremeyecek kadar tembelsin. Atın kuyruğunu çekersin. Atın kuyruğunu çekeyim, at koşmaya başlar zaten. Evet. Sen galiba... Sen bir süre şansa yaşamışsın ha. Bu en beni öldürmek için şeyler yapıyor bence. Ses artık çıkarmadan yatacağım. Annesinin emzireceği sırada yan yatmış 8'e benzeyen doğum leken dikkatini çekiyor. Aa. Doğum lekesi mi? Emekleyip gezeceğim bu sefer. Kazanılan becerisi uyuşturma. Ayaklardan ve düşen nesnelerden ustarıca kaçıyorsun. Dedikleri gibi hızlı ayaklar hayatta başarının anahtarıdır. Aa, beceri kazandım. Bir şeyler öğrenme vakti. Yürümeyi öğreneceğim. Tebrikler, artık seni öldürülebilecek daha çok şey var. Evin etrafında dolanırken başıboş bir köpekle karşılaşıyorsun. Hareket etme. Öldürsün oğlum öyle. Durup göz göze geliyorsunuz. Bir ay sonra köpek vazgeçip... Ya ben bir ay köpekle bakıştım mı? Ama tam senlik hareket değil mi abi? Nasıl sikmişim köpeği, vazgeçmiş. Ez, çerez. Amına koymuşum. At sabanı süreyim. Bütün gün saban sürdün, hayatım boyunca böyle çalışma fikri hiç hoşuna gitmiyor. Bence de. Tarlada çalışırken çalıların arasında saklanan bir delikanlıyla karşılaşıyorsun. Kim olduğunu bul. Aa. Baldırı çıplak bir genç sana işaretli bir para veriyor. Bu parayı kimseye vermemeni söylüyor. Tamam. Uyuşuk inekler kontun tarlasına girdi. Geri sürmek için sopa sallıyorum. İnekler gönsüzce itaat edip geri dönüyor ama arada seni de eziyor. Neyse ki kontu rahatsız etmiyorsun. Bir şey olmaz, kontu rahatsız etmeyelim. Ben bir canla yaşarım. Kont babanı askere çağırdı. Geri dönmesi yıllar sürecek. Olmadan ev bakımsızlıkla harap duruyor. Kiraya ödemenin bir yolu yok. Gözünün aldığı yere kadar git. Hana doğru bakıyorsun. Ormanda yürürken yaralı bir köylü görüyorsun. Geç git. Eski bir hana ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Hancı karanlıkta sorgulayan gözlerle sana bakıyor. Sipariş ver bence. Yani sipariş. İş sor. İş par- şeyim ya. İş sor, iş. Hancı seni çağırıyor. Bir görüşme yapıyorsunuz. Hancı mutfağın ortasındaki devasa kirli kazanı işaret ediyor. Kazanın temizlenmesi gerekiyor. Kazanı özenle fırçala. Ellerin kan revan oluyor. Enfeksiyon kap... Bu ne kanka? Allah Allah, dua et, sen daha iyiydi. Nefes aldın, boğazın hava daha, kaçtı, öldün. Daha 8 yaşını geçemedim. Emekle. Hangisini seçmiştin? Emekle. Aa, bunu kazan. Heh. Konuşmayı öğreneceğim. Kendi sözlerimi söyleyeyim. Aylan ne dediğini anlamadı ama yeteneğini fark ediyorlar. Ebelemece oynayacağım. Öyle iyi koşuyorsun ki kimse sana yetişemiyor. Aa. Tabanı süreyim. Tamam, bunları yaptık. Yetişkinleri çağır. Köylüler gencin hırsız olduğunu anlıyor, yargılanması için şehre götürüyorlar. Aa. Ya bırak kontun da tarlasına girsinler. Zaten askere gidecek birazdan babamla. Kont ailene yüklü bir para cizası kesiyor. Babanın 5 kuruş kalmadı. Aa. Tamam, askere çağırdı. Ben köyde dolaşacağım. Hiçbir şey yapmıyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Muhteşem. Çok iyi. Parlak zırhlı bir şövalye köyden geçiyor. Yürürken sağlam bir omuz atarak seni yere düşürüyor. Şövalyeye piç de. Şövalyenin zırhını kayışını çek. Şövalyenin tozluklarını tutan kayış çekiyorsun ve tozluklar yere düşüyor. Bütün köy şövalyenin tipine gülüyor. Eski bir hana ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Ulan bunu okuduk ya zaten. İş sor, iş. Su dök ve dua et. Kazan hala kirli gözüküyor. Başka bir iş iste. Hancının yanına geri dönüyorsun. Hancı senden ne kadar yiyecek alınırsa herkese yeteceğini ve artta kalan, kalıp bozulan olmayacağını hesaplamanı istiyor. Say.
Rakamları kafadan uyduruyorsun ve Hancı inanıyor. Ancak yeterince et yok ve çok fazla ekmek var. Hancı seni dövüp kapının önüne koyuyor. Ellerin ayakların çamur kaplı nehirde yıkanmaya karar veriyorsun. Dizlerime kadar gireyim. Şimdi suda canavar maravar çıkar. Birazcık daha temiz. Çaresizsin, açsın, paran yok. Dilen. Kazanan ünvan dilenci. Dilenci ünvanı. İyisin, iyisin. Dilenci oldum kanka. Orta çağda dilenci oldum. Etrafta sadece fakirler, köylüler var. Kimsenin sana verecek sadakası yok. Tüh. Akşam olunca kendini bir nehir kıyısında buluyorsun. Taşların üzerinde kamburu çıkmış bir gölge görüyorsun. Yaklaştım. Yaklaşınca boğuk kişiyi tanıyıp kaçmaya başlıyorsun fakat sırtın pençe izleriyle doluyor. Kurtmuş amına. Yiyecek bulmak için ormana gidiyorsun. Bitki köklerini, yemişleri ye. Olgunlaşmış yaman mersini yiyorsun. Güzel. Aha, kalp kazandım. Ormanda dolaşırken bir çıkıntıya takılıp tökezliyorsun. Toprağa kazdığında bir para kesesi buluyorsun. Aileye yardım edeceğim. Aa, aile babası oldum. Konta hizmet etmek yerine borcunu altınla ödüyorsun. Ailen bir süreliğine rahat nefes alabilecek. Ormanda dolaşırken avlanan bir köylü fark ediyorsun. Birlikte avlanalım. Hiçbir şey yakalayamadın. Buna rağmen biri seni muhafızlara ihbar ediyor. Yakalanıp on kırbaç yiyorsun. Ses, anlaşmamızı hatırlıyor musun? Hazine'ye nasıl ulaşırım? Önce şehre gir. Kral şehirdeki şatosunda yaşıyor. Demircinin evine giriyorsun. Testi geçersen seni çırağı olarak kabul edecek. Teoriyi seç. Sana bir soru soruyor. Demir ne zaman dövülür? Tavında. Herhangi bir zaman. Tavında. Evet. Evet. Demirin erime noktası nedir? Termometreniz keşfedilmedi. Evet. Şimdi bir tarih sorusu. Eski tanrılardan hangisi demirciydi? Hephaistos değil bu galiba. Yanlış, tarihini bilmen gerek. Tüh. Demirci çırağı olarak seni seçiyor. Diğer adaylardan bir şey olmayacağı belli. Benden çok olacak ya. Harita sonraki bölüm. Harita. Aa. İlerlemem. Aa. Başla ne ya? Ananı sikerim. Heh. Bir yıl boyunca demirci için çalışıyor ve bu süre zarfında çok şey öğreniyorsun. Ciddi bir sipariş al. Demirci sana daha ciddi işler vermesini istiyorsun. Şövalye bir kılıç sipariş ediyor. Demirci bu siparişle senin ilgilenebileceğine inanıyor. Hazırlan. Demirciyle demircilik teknikleri hakkında uzun uzadıya konuştun ama aralarından hatırlayabildiğin sadece ısıl işlemler ve düzgün kesit oluyor. Demir külçesini ısıttın. Kılıcı nasıl şekil vereceksin? Kılıcı boyuna döv. Kenarları döv. Kılıcın ucunun sivri olması lazım ya. Kenarları dövmemiz lazım. Kenarları bence evet. Boyuna dövdüm. Kenar. Alman yaşa sağlam hançer. Kılıcı suya sokup soğutma vakti. Kılıcın tamamen indir. Büyük kılıç. Kılıcı hızla suya indiriyorsun, her yeri buhar kaplıyor. Kabzayı da tamamlıyorsun ve her şey hazır. Demirciye siparişin hazır olduğunu söyle. Ertesi gün şövalye kılıcı almaya geliyor. İşten memnun ve seni arkadaşlarına tavsiye ediyor. Kalp güç oldu lan. Demircilik iyi gidiyor. Silah hazır, at nalı ve türlü aletler için siparişi alıyorsun. Bir muhasebeci bile tuttun. Üzerinde çalış. Daha da coşkuyla çalışıyorsun. Zor geçen bir günün ardından hana gidiyorsun. Şarap iste. Şarap içmek sudan daha güvenli. Niye ya? Bilmem. Sen köydeyken demirhanede yangın çıkıyor. Görünüşe göre demirci hala içeride. İçeri koş. Gitti bir kalp. Olsun. İçeri koşup uyuyan demirciyi kurtarıyorsun ancak vücudunu... Olsun. Kahraman oldum. Amına koyayım. Bir ulak kralın fermanını getiriyor. Kraliyet ordusu tez zamanda hazır edilecek. Kabul et.
yüzün üzerinde farklı kılıç modeli içeren bir liste alıyorsun. Sorumlulukları dağıt. Teslim günü yaklaşıyor fakat henüz siparişin çeyreğini bile tamamlamadın. Daha fazla eleman al. Yardım etmesi için birkaç işçi alıyorsun ve anında hızınız 3'e katlanıyor. Kral Ulağa siparişi teslim alıyor. Giriş izni alabilirim. Gireceğiz. Ne ben giriş izni alabilirim? Ama para da alabilirim. Orta çağda para çok işimize yarar. Giriş izni ya kralın ulağına. Giriş ama şeyi unutma. Şeytanla anlaşma yaptın. Tamam işte. Giriş izni olmadan nasıl gireceksin? Ama ben şeytana uyum yok istemiyorum. Ananı sikerim ki sen oğlum. Ama zorunlu. Anlaşma yaptın. Oğlum ben zaten ölüyüm. Beni bir şeyle tehdit Allah edemez. Giriş izni istiyorum. Para yerine ulak sana şehre giriş izni veriyor. Birkaç hafta aralıksız çalışan demircinin yüzünü görmeliydin. Ertesi gün şehrin kapılarına gidiyorsun. Giriş iznini göster. Muhafız sessizce kağıt parçasına bakıyor ve girmene izin veriyor. Bu kadar basit. Şehir kapısının yüksek kemerlerinden geçiyorsun. Artık bir yurttaşsın. Aa, şehre geldim lan. Kendini pazarın ortasında buluyorsun. Vatandaşlar irili geri koşturuyor ve pazarcılar en yüksek sesle kim bağıracak diye birbirleriyle yarışıyor. Etrafa bir bakınalım önce. Burası o kadar kalabalık ki durumu anlatan yeni bir kelime bile buluyorsun. Velvele. Sarhoş muhafızlardan oluşan bir devreye yolunu kesiyor. Sıkıntı çıkarmaması için senden para istiyorlar. Kendin para yok. Gibi. Hayır. Ben bunu yapardım. Kahramandan zorba oldun kanka. Kahramandan zorba oldun harbi amına. Burada da oldu yemin ediyorum inanılmaz. Nasıl ya? Ben nasıl zorba oldum? Döndüm dolaştım gene nasıl zorba oldum ya? Muhafıza incirini gösterip kaçmaya başlıyorsun. Ağır zırh yüzünden sana yetişemiyor. Aylak ayaklak dolaşan müzisyenlerle tanışıyorsun. Kutla. Günün geri kalanında müzisyenlerle eğleniyorsun. Güneş batıyor. Uyumak için bir yer bulmalısın. Gece kalacak bir yer ara. Gece için kalacak bir yer arıyorsun ancak her yer kapalı. Biraz sonra hava tamamen kararıyor. Issız bir caddede yürürken karanlık bir köşeden tiz bir ses duyuyorsun. Yakından bakmam da seslenirim. Cadde boyunca bağırıyorsun yukarıdan kafana bir taş düş. Kim attı onu? Hangi orospu çocuğu attı onu? Seni ananı sikeceğim inme aşağı. Gözüne ters geliyor. Köşede bir konuşan sıçan var. Uyuyacak bir yer mi arıyorsun gezgin? Beni takip et. Konuşuyor musun sen? Sıçan. Evet, çok dikkatlisin dostum. Seni ananı sikerim ha. Tuhaf sıçanı takip ediyorsun. Çok geçmeden kendini terk edilmiş bir evde buluyorsun. Kapıda bir yazı var ama okunmuyor. Neredeyiz baba biz? Sıçan. Ev veba sırasında terk edilmiş ama artık güvenli. Korkmana gerek yok. Siktir lan. Lan niye girdim? Kötü döşenmiş bir evin içindesin. Yerde sadece azıcık saman ve birkaç tabure var. Sıçanla konuş. Sıçana soruyorsun ama cevap vermiyor. Çok geçmeden huzursuz bir uykuya dalıyorsun. Ben kesin halis gördüm. Ses. Şehre girdin. İyi iş. Bir tek şatoya gitmek kaldı. Orada bedenimi bulacak ve anlaşmamızı yerine getireceksin. Anladım. Ertesi gün konuşan sıçan yardımı istiyor. Vut tekmeyi amına koy. Nankör. Allah Allah. Sıçanın kıçına tekmeyi basıyorsun. Senin hareket. Minnettarlığın da bu kadar. Cadde boyunca dikkatlice yürüyüp liman bölgesine ulaşıyorsun. Burada dövüş ustası seni para ve şöhret için kavgaya davet ediyor. Kabul. Gitme. İdareci omzuna bir tane geçiriyor gösteri başlamak üzere. İlk kavga başlıyor. Rakibin haydut Olaf. Atlat. Düşmanı atlıyorsun. Refleksleri yavaşmış. Sol kroşe. Sol kroşe. Allah Allah. Kaç. Başı dönmeye başlayana kadar düşman etrafında dönmeye başlıyorsun. Haydut Olaf ayağa kalkamayacak hale geliyor. Sakinleşelim bir. Yakınlarda meyhanede birkaç bira içiyorsun. Artık çürüklerin daha az acıyor. Ertesi gün gelip çatıyor. Dövüş zamanı geldi. Kurnaz Vladimir araya giriyor. Kurnaz'ı kurnazlıkla alktın. Korkut. Edemezsin bence. Nasıl yapılacağını biliyormuş gibi hareketler denemeye başlıyorsun. Vladimir oralı bile olmuyor.
Vladimir salto atıp gizemli sözler söylüyor. Yere ser. Bir saat boyunca kumda dövüşüyorsun. Son dövüş sakin yarın. Sakinleş. Tüh. Son gün son dövüş. Yakışıklı Kristen. Ringe çıkıyor. Kristen. Sarı saçları rüzgarda dalgalanıyor ve kasları güneşte parlıyor. Saçını çek. Kaslıysa aynen. Hiç bu hiç adil değil. Bize de değil. Kristen saçmayazı yorulmuş gibi gözüküyor. İltifat et. Kazandın lan. Bu boy bu postla manken olsan yeri diyorsun. Tristan bir saniye düşünüp pes ediyor. Hükmen ne kadar absürt amına koyayım ya. Ne kadar saçma. Tam benlik hareket değil mi ama? Güzel bir meyhanede kutlama yapıyorsun. Zaman kaybetmeden işine yarayacak bağlantılar kurmaya karar veriyorsun. Keşiş. İşim olmaz. Sanatçılarla tanıştım. Oğlum keşişler kralların şeyi oluyor. Sanatçılar da gider kralın. Tiyatro ama sahibi seni fark ediyor. Karizmanı ve dürüstlüğünü görüp oyuna katılmanı istiyor. Kabul. Ben ne oldum kanka? Anasını sikeyim ya. Demirciydim ben en son. Ana rollerden birine terfi edildin. Kötü. Aha. Bir iblisi oynayacaksın. Tamam. Ahmet oynuyor. Bravo yine. Git. Asıl işini hırlayıp seyircileri korkutmak olduğunu öğreniyorsun. Bugün oyunun açılış günü. Gösteriye bizzat kral geliyor. Takım elbisemi hazırla. Şeytana benziyoruz artık. Kahraman monoloğunu okurken sen de perde arkasından izliyorsun. Gürültü yap. Sahneye çık. Sahneye vaktinden önce atlıyorsun ve anında sahne arkasına çekiştiriliyorsun. Kötü adamın sahnesi geliyor. Senaryoya sadık kal. Hayal gücünü serbest bırak. Takla atarak sahneye çıkıp yüksek sesle hırlıyorsun. Alkış kıyamet. He, hadi eyvallah. Biliyoruz adam bu işi. Hırr. Repliğini unutuyorsun. Bir fıkra patlat. O dövüş de çok komik. Kral da yüksek kiralarla ilgili bir şaka patlıyorsunuz. Hak bayılıyor ama kral hiç hoş değil. Bak. Kafam doğru. Başka şaka mı bulamadın sen? Oyun bitiyor, seyirciler alkışlıyor ve tüm oyuncular sahneye çıkıyor. Diz çök. Yavaşça reverans yapıyor ve harika bir kariyer bulduğunu düşünüyorsun. Soytarı oldum. Basamakları tırmanıyor muyum? Çıkıyor, iniyor muyum? Ya bak. Ama benimki şey gibi. Çık in yapıyorum. Üç ileri iki gibi. Böyle tuhaf bir şey yapıyorum gibi. Oyundan sonra kralın habercisi yanına geliyor ve seni saray sorturası olarak görmek istediğini söylüyor. İyice Mehmet Sait olduk diye var. Saray sorturası oluyorsun. Üstelik şatoda kendine ait bir köşen de var. Rahatlayayım. Köşende samanlarla uzanıyorsun. Ses harika. İnsanları eğlendirme yeteneğin sayesinde şatoya girdin. Bu takdire şayan. Allah razı olsun. Kanalı takip edin. Hemen takip edin. Bastım, bastım. Ses. Şimdi bana yardım etmelisin. Vücudumun yakınlarda olduğunu hissediyorum. Etrafta boşalana kadar bekle. Sonra hazmine girmek kolay olacak. Uykunda bir şeyler mırıldandığın sıracı aşçıyanı uyandı. Eşçiyi. Bugün hasat festivali var. Kent konseyi önde gelen tüccarlar ve zanaatkarlar şatoya davet ediliyor. Herkes için eğlence vakti. Misafirlerle tanış. Saklının yerden aynen çıkıp misafirleri korkutuyorsun. Bir kadın bayılıyor. Kadınlar da bana bayılıyor ha her zaman her yerde. O öyle bir şey değil. Fark etmiyor. Kutlama tam gaz devam ediyor. Mutfaktaki aşçılar herkese lezzetli yemek servisi ediyorlar. Şarap su gibi akıyor. Bir hikaye anlat. Parayı paylaşamayan iki ayıdut hakkında bir hikaye anlatıyorsun. Misafirler çok beğeniyor. Dans zamanı. Bir bardak daha iç. Alkoliklik. Bitkisel bir karışım içiyorsun. Gözlerin kararıyor. Tebrikler, bağımlı oldun. Ben bağımlıyım. Misafirlerden biri sana küçük bir lahana fırlatıyor. Kim attı onu? Kavga çıkıyor, bir adet güzel pataklanıyorsun. Bir demircinin oğlunun bu kadar güçlü olduğunu kim bilir? Amına koyayım, demircinin oğluymuş kanka. Sarhoş misafirler hikaye dinlemek istiyor. Bir şeyler anlatmalısın. Köpek kafalı insanlar hakkında. Yani kurt adamlar demek istiyor herhalde. Kara şövalye. Bir varmış, bir yokmuş. Kömür siyahı zırhlı bir şövalye krallığımızın yollarına düşmüş.
Kalabalık dikkatle dinliyor ve devam etmeyi istiyor. Onunla karşılaşıp kellesi uçmayan yok denecek kadarmış. Bir yaz o kadar sıcakmış ki şövalye kendi zırhı içinde kızar. Ne oldu ya bu? Ne kadar saçma bir hikaye. Hava aydınlanıyor bile. Misafirlerin yarısı evlerine gidiyor. Diğer yarısı da masalarında uyuyakalmışlar. Dinlenme vakti. Ben başka bir hikaye anlatayım size. İhsan'la Siksan varmış bir. Bunlar şeye gitmişler. Vahşi Batı'ya gitmişler. Bir Kızılderili gelmiş. Bakmış bunlar iki tane şey. Oku fırlatmış bunlara. İhsan'a girmiş, Siksan'a girmiş. Helal olsun. Uyuduk, sarhoşlar. Çık şu saraydan amına koyarım seni. Tepki gelmedi ondan sarhoş oldukları için. Köşene gidip bütün günü yiyorsun. Bugün şehirde at yarışı var. Kahverengi atın kazanacağına dair söylentiler duyuyorsun. Kahverengi ata oyna. Bütün birikimini kahverengi ata yatırıp kaybediyorsun. Olur böyle şeyler. Aynı ben oldu bu. Ziyafet bugün de devam edecek. Espriler yap. Aynanın karşısında şakalarını çalışıyorsun. Şakalarının teması hep neşeli. Prens ve yaşlı kral. Şaka yapmayayım. Bu akşam birçok misafir bir araya geliyor. Kralın bölük komutanı bile geldi. Tezahürat bekliyor. Daha yakından bak. Komutanın yüzü yara bere dolu. Bu son derece sert bir adam. Komutan yavaş yavaş sinirleniyor ve eğlence istiyor. Savaş hakkında bir hikaye. Savaş, şiddet ve ölümle ilgili bir hikaye anlatıyorsun. Komutanın hoşuna gidiyor. Komutanın devamını bekliyor. Bir lady hakkında. Aa, anlatıcı oldum. Bir şövalye ve güzel lady'nin aşkını anlatıyorsun. Komutan tebessüm ediyor. Halk ozanları daha yüksek sesli şarkı söylüyor. Aşçılar yine atıştırmalıklar getiriyor. Kral bizzat ziyafete katılıyor. Kralla dalga geç, dans et, dans et. Şarap için dans ediyorsun, çok eğleniyorsun. Kral içki içip dans etmekle ilgilenmiyor gibi gözüküyor ama satranç oynamaya hazır. Gel, sikim belanı. Sakın yenme, sakın yenme. Saatler çabucak geçiyor ve oyun sona yaklaşıyor. Sağ bilerek yenir, sol yen demek bence bu da. Sağ veziri veriyorsun sağdakinde. Oğlum yenme. Kralı yenersin kelle gider. Ben sana söyleyeyim. Yenilmez. Kendinden emin bir şekilde şahı oynuyorsun. Kral şahını hareket ettiriyor. Berabere evet, bitireyim mi? Hayır, kafan kelle uçar. Kanka, yenmesi lazım. Lan ya yenecek ya berabere bitecek. Oğlum sapla bence, ya. Ben yeneceğim ya, sikerim. Benim ben bilerek bilerek kimseye yenilmem. Vezir oynamam. Özür dileyim. Kral piyanı ileri sürüyor. Bunu buraya oynayıp bitirdim. Kralı mat ediyorsun. Elini sıkıp oynadığın için teşekkür ediyor. Stratejist. Soyundular heyecanını fark edip seni kart oynamaya davet ediyor. Gel. Oyna oyna. Kumarbaz da oldum kanka. Ananı avladın sikeyim. Ya. Bak dilenci. Aile babası. Kahraman. Arena şampiyonu. Zorba. Nankör. Soytarı. Kumarbaz. Bağımlı nerede? Bağımlı da oldum. Bağımlı şey lan, sol altta sikim. Bu kadar içerek soyları kolayca yenebilirsin. Akşam yemeğinde hapishane müdürüyle tanışıyorsun. Senin bir kaçağa benzediğini söylüyor. İç babacığım şunu sen. Hapishane müdürü yumuşuyor, aptalca sorular sormayı bırakıyor. Çok da değiliz ki hem zaten. Bilmem olsun, doğru olmaz. Belki kaçmışımdır bir şeyden diye. Kendimi çok güvenmiyorum. Ha, bomboş. Her şeyin suçu o fareydi. Kral Güney Krallıklarına karşı askeri bir sefer başlattığını duyuruyor. Savaşların çoğunu toplayarak şafaklı yola çıkıyor. Şato bomboş. Gez gez, bulursun belki. Aa, boş şato. Bekleyeyim, gittiğim şeylerle gidip hazineye gideyim. Nasıl yoksa yani? Kralla mı gitsem acaba? Boşken git bence. Hayır, kralla oğlum, git değil mi? Oğlum kral hayır. Gitti. O kralla git değil bence. Bence şeye git. Ama bir saniye bilmiyorum. Kral askerleri yok. Evet, hazineye giriyor. Aha. Elinde meşaleyle şatonun ıssız bir yerine gidiyorsun. Solda kraliyet odalarına açılan bir geçit, sağda ise bilinmeyen bir tünel olduğunu duymuşsun. Kralın yatak odasında iblis olduğunu sanmıyorum. Tünelin içine gittim. Önünde bir yol ayrımı var. Düz. Düz gidiyorsun. İçkilerin seni yanıltmıyor.
Önünde bir sol yol ayrım var. Sol. Ben de sol yapacaktım. Biraz sonra açık bir kapı buluyorsun. Kralın şarap mahzenindesin. Fıçıların arkasında küçük bir kapı var. Şarap içerim bir de. Kapıyı incele. Kapı yarım adam boyutunda ve duvardan zar zor ayırt ediliyor. Sürünerek ilerle. Emekleyerek başka bir kapıya gidiyorsun. Neyse ki bu açık. Kralın odasındasın. Etraftaki her şey pahalı kumaşlar, altın ve resimlerle süslenmiş. Böyle yaşamak hoşuna giderdi. Duvarı incele. Tablolardan birinin arkasından soğuk havanın geldiği yarayı buluyorsun. Duvarı ittiğinde önüne tüneli açılan bir geçit görüyorsun. Elinde meşaleyle ilerlemeye başlıyorsun. Spiral tüneli aşağı iniyorsun. Yarım saat geçmesine rağmen merdivenlerin sonu bir türlü gelmiyor. Bir yarım saat daha geçiriyorsun. Başının üstünde bir şeyin ağır ağır nefes aldığını hissediyorsun. Smoke. Meşaleyi kaldır. Karşına büyük taştan bir yüz çıkıyor. Allah! Yüz. Kimsin sen? Ben kralım. Kral benim abi. Yalan söylüyorsun. Öyleyse neyi seviyorum? Ekselansları cevabı biliyor olmalı. Ceplerini ara ne ya? Hiçbir şey bulamıyorsun. Yüz sana gülüyor. Nasıl bir kralsın sen? Sıradan bir adam buradan geçebilmek için 3 bilmeceyi çözmek zorunda. Dikkatli dinle. Başla. Anlaştınız, yapacak başka ne var? Bir şeyim var, armut gibi yuvarlak, ortasında ıslak. Sık sık su akar arasından. Sürahi. Yumuşam, yün gibi, bataklık gibi. Beni şişirirsen olurum kurbağa gibi. Suda büyürüm. Sünger. Sünger. Gece için yapılmış olsam da güneşin kız kardeşiyim. Ateş gözyaşlarımı akıtır. Mum. Mum. Haznenin içindesin. Aha, geldik. Geldim. Kendini küçük yuvarlak bir odada buluyorsun. Her yerde altın ve değerli mücevherlerle dolu sandıklar var. Odanın ortasında bir sunak ve üstünde de küçük bir cam şişe var. Merkeze git. Odanın ortasına geliyorsun. Odadaki asıl hazinenin bu olduğu anlaşılıyor. Şişeyi kır ve bedenimi bana geri getir. Borcunu böyle ödemiş olacaksın. Şişeyi kırmıyorum. Şişe elinde parçalanıyor. Kan revan içindesin. Ananı sikeyim. Ben inşallah şeytanı ele geçirebilirim. Ananı belirleyecek. Neyse ama bundan sonra şeytanın yanındayım. Sikerler. Kırıkların arasından mor bir duman yükselmeye başlıyor. Aynı anda sandıkların birinden aynı renkte bir cisim girdap halinde şişenin içindekilerle birleşiyor. Duman bir adamın silüetini alıyor. Ama bir anda kanatlar ve boynuzlar ortaya çıkıyor. Balrog. Ses. Sonunda vücuduma döndüm. Teşekkür ederim. Tam anlamıyla mutlu olabilmem için tek bir şey kaldı. O da gücü tekrar elime alıp kıyafetlerimi giyip bu krallığı yok etmek. Benimle misin ölümlü? Seninleyim komutanım! Sen bir şeytansın. Sen de ölümlüsün, ne olmuş? Doğru, hiçbir şey olmuş. Verdiğin tüm kararlar seni buraya getirdi. Artık sadece bana itaat edip bu işin sonunu görmen gerekiyor. Yeah. Evet lordum! Oley! Şeytan, ne tatlı. Kral birazdan burada olacak. Onu öldür ve sadakatini kanıtla. Ananı sikeyim, Kingslayer olacağım. Abi yapamayız. Abi hayır. Kingslayer olacağım. Yaparsın aslansın, yaparsın, devam et. Yapamam. Tıklasana, ne oldu? Kral hazine geliyor. Kralı yapma, öldür. Kingslayer olduk. Kingslayer. Şeytan, krallık başsız kaldı. Hadi gidelim buradan. Kral şimdi bir saat merdiven mi indi oraya geldi? Çoluğu çocuğu yok mu kralın? Merdivenlere koşup şatoya geri dönüyorsun. Önünde birkaç muhafız duruyor. Ben yapamam hiçbir şey. Şeytan kolaylıkla şaşkın muhafızların kafasını vücudundan ayırıyor. Oğlum sen ne oldun iyice ya? Kral geri döndü. Bu da ne demek oluyor ki? Her yer muhafız kaynıyor. Ha, bu da demek oluyor ki her yer muhafız kaynıyor.
Ben olmadan buradan çıkamazsın. Muhafız kıyafetlerini giy. Başta şeytanın boynuzları ile ilgili bir problem olsa da artık muhafızlardan ayırt edilemiyorsun. Karanlık koridorları açtıktan sonra şatodan çıkıyorsun. Muhafızlar kulelerde kanlı ayı izliyor. Bugün kıyamet günü. Şeytanı takip et. Sessizce şeytanı takip ediyorsun. Tahtalarla kapatılmış eve gelip içeri tırmanıyorsun. Şeytan yere büyülü simgeler çiziyor. Bir anda odanın ortasında bir kara delik beliriyor. Geniş zevkle dekore edilmiş bir odanın ortasındasın. Şeytan, bu benim sığınağım. Krallığa karşı yapacağımız saldırı için burada hazırlığımızı yapacağız. Plan ne komutanım? Vücudumu aldım ama şimdilik zayıfım. Asıl gücüm 3. şişenin içinde. Sen de onu bulmama yardım edeceksin. Tamam. Anlaşıldı. Şeytan, sen zayıf bir ölümlüsün ama bunu düzeltebilirim. Büyülü kitaplarım sana ihtiyacın olan gücü verecektir. Kara büyü mü, ateş büyüsü mü? Kara büyü. Kara büyü yapıp ateş hayaleti falan basarız belki. Ama onun da BK'ları pahalı. Kara büyü de var ya, kara büyü de sıkıntıdır he. Onun da BK'ları pahalı Gürkan'ım. 59 tane mi lazımdı? 55. Yuh lan, yakıştıramadım sana. 55 bulamazsın ya. Ateş tamam, büyüleri her yer tatlı değil mi dayı? Ölüleri idare etme sanatında ustalaşmak istiyorsun. Kitabın üstünde MDA yazıyor. Canlandır. Büyülü kitabı açtığın anda karanlık güçlerin seni baştan aşağı yıkadığını hissediyorsun. Artık okumana bile gerek yok. Satanist oldum ben. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bir süre sonra şeytan seni çağırıyor. Şeytan, örgür. Bu kadarı yeter. Bir sonraki adım için hazırsın. Bana iyiliğin zaferi, 3. defini getir. Gücümüzün hapsedildiği şişenin nerede olduğu o kitapta yazıyor. Yazıhanededir kitap, nerededir? Kitabın yazıhanede olması gerektiğini düşünüyorsun. Zaten mantıksal olarak. Yazıhanenin girişinde duruyorsun, sol tarafta küçük bir mezarlık var. Ah! Mezarlık, büyüyü kullan! Eski mezarlara büyü yapıyorsun. Biraz sonra toprak yarılıyor ve ölüler mezarlarından çıkıyor. Yaşayan ölülerden oluşan bir grubu kontrol etmeye çalışıyorsun. Yavaş hareket ediyor, homurdanıyor ve kötü kokuyorlar. Pencerelere saldırın. Ölüler pencerelerden içeri tırmanıp muhafızları gafil avlıyorlar. Abo, sana ne oldu? Yazıhaneye giriyorsun. Sağ kalanları sorguya çek. Kitabı öğreneceğiz. Bir keşiş görüyorsun. Uzun süre dirense de büyüler sağ olsun dili çözüyor. Kitabı buluyorsun. Kendi sesini duyuyorsun. Ona ihanet et. Gücü elini al. Hey, bence yapar mıyız ya? Ben şeytanın nasıl yeneyim? Avucunu ters giydirmez misin? Ben şeytanı yenemem ki. Ya bunu söyleyen şeytansa? Baba, şeytancıyız biz. Kendini tokatla. Ah, acıtıyor ama işe yaramışa benziyor. Kafan içindeki sesi duymuyorsun. Sığınağa geri dönüp prensin önderliğindeki bir grubun şeytana saldırdığını görüyorsun. Prense saldır. Ölülerden birkaçını prensin takımının üstüne salıyorsun. Bu herkesin dikkatini dağıtıyor. Prensin grubunun arasında bir kargaşa çıkıyor. Şeytanla birlikte saklanmaya karar veriyorsun. Ya prensten bile kaçıyorsak ben bu şeytanı şişlerdim. Kanallarda koştur. Kanallarda koşarken karşına hiçbir şey çıkmıyor. Şehir surlarının yakınlarındaki ormandasın. Muhafızlar yakında burada olur. Köye kaç. Köye ulaşıyorsun fakat köylüler seni balta ve yabalarla karşılıyor. Seni istemiyorlar. Orospu çocuklarına bak. Ananızı sikerim o zaman. Yaşayan ölüler köylüleri korkutup köyden uzaklaştırıyor. Eski bir hana giriyor, oturuyorsun. Şeytan kitabı inceliyor. Hancıyı bul. Ödü kopmuş bir hancı bulup en iyi yemeklerini ve şarabını istiyorsun. Tam ben de bunu yapardım. Kitabı baştan sona okuyor ama hiçbir şey bulamıyor. Son sayfaya tekrar gelip elini üzerine gezdirdiğinde sayfada yazılar beliriyor. İlk şişe yer altında, ikincisi kralın elinde, üçüncüsü de orman cadısında. Casus bir cüce, cin köye bir muhafız birliğinin geldiğini söylüyor. Cin köy nere ya? Köyün ismi cin köy mü oldu? Casus bir cüce cin. He.
casus bir cücecin ki ben de şeydeysem bu neydi? Şeyi çağıracaktım. Bu Ted'in izlediği eleman kimdi? Kimdi? Nova Prospect. Rock. Ormana git. Ormana gidelim. Şu an güçsüz şey. Güç şişesin işi. Krala bir an, kral bir anda önünde beliriyor ve sana saldırıyor. Kral ölmedi mi amına? Bu bir halis bence. Hiçbir şey yapma. Aslında her şeyin farkındayım. Her şeyin farkındayım. Sana öyle söyleyeyim. Her şeyin farkındayım. Ormana giriyorsun. Yarım saat sonra bir haydut kampına denk geliyorsun. Hepsi baştan aşağı silahlı. Haydutlarla anlaşalım. Biz de kötüyüz. Kendini kralın düşmanı olarak tanıtıyor ve haydutlarla birlik oluyorsun. Aa! Ormanda gezindiğin sırada zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bir anda şeytan ileride bir şey olduğunu hissediyor. Bir etrafa bakalım. İleride ağaçların arasında bir sunak görüyorsun. Yanındaki satirleri kolaylıkla aklıyorsun. İleride sunağın kemerlerinin parladığını görüyorsun. Sunak orman cadısı ve büyük bir satir grubu tarafından korunuyor. Savaşın yaklaştığını hissediyorsun. Büyü. Hantal ölüler sana yaşayan, daha doğrusu ölü bir kalkan gibi hizmet ediyor. Uzun süren bir mücadeleden sonra satirler yeniliyor. Orman cadısının gücü de zayıflamaya başlıyor. Biraz sonra şeytan cadıyı yaralamaya şey yapıyor. Cadının işini bitireyim hemen. Cadı avcısı oldum. Cadının işini bitiriyorsun. Şeytan gelip güç şişesini alıyor. Şeytan gücünün bulunduğu şişeyi gözlerinin önünde kırıyor. Parlak bir ışık onu ve sonra her şeyi kaplıyor. Sen bile bir anlığına çok iyi hissediyorsun. Eski gücüne kavuşan şeytan yardakçılarını toplayıp şehre yürüyor. Bu gece son savaşın gecesi. Şehir muhafızları liderleri olmadan şeytanın ordusu tarafından katlediliyor. Şehrin üstüne çöken karanlığı ve vahşi savaşı izliyorsun. Şehrin kuşatılmasının ardından bir hafta sonra şatonun yıkıntıları arasında dolanıyorsun. Şeytan seni yanına çağırıyor. İnsana benzer bir yanın kalmıyor. Yanakların çöküyor. Derin yaralarla kaplanıyor ve gözlerinin yerine kara delikler oluşuyor. Belki farklı bir şey olur diye. Tıkla basıyorum ama. Şeytan arkadan gelsin orospu çocuğu diye bağırıyor. Gidelim o zaman. Şatonun boş koridorlarında yürüyorsun. Etrafta ölüm sessizliği kol geziyor. Çok geçmeden eski taht odasına ulaşıyorsun. Şeytan, krallık düştü. Ama insanlar hala kirli ayaklarıyla bu toprakları lekelemeye devam ediyor. Ben de onlardan biriyim amına. Lejyonlarımızdan birini sana emanet ediyorum. Düşmanın karşısına çıkacağız. Balkona çıkıp aşağı bakıyorsun. Cehennem mahlukları aşağıdan şehrin kana bulanmış sokakları ve evlerin küllerinin altından sana bakıyor. Öfkeyle kıkırdayarak emirlerini bekliyorlar. Karanlık musibetler lejyonu sana itaat ediyor. Artık karanlıklar prensi olarak biliniyorsun. Anla ne sikeyim, karanlıklar prensi oldum kanka. The Dark Lord Cibo.